told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Selam tatlımlar, kanalıma ve hayatıma tekrardan hoş geldiniz. Beni ilk defa izliyorsanız ben Reyhan. Arkadaşlar bugün evin halini gördünüz. Bunlar sadece bir gecede oldu. Çünkü dün ben ders çalıştım. Akşamüstü 6 gibi 7 gibi başladım. 10'a kadar çalıştım. O arada ev bu hale gelmiş. 5 dakika böyle kendimi evden çekince direkt bu hale geliyor. Şimdi geçen gün şoktan şöyle bir silikonlu temizleyici almıştım. Ben genellikle bundan kullanıyordum. Bitmişti, uzun bir süre almayacağım demiştim diğerleri bitesiye kadar. Diğerlerini de bitirdim. Bu silikon temizleyiciyle şimdi ilk önce kitaplığın tozunu almakla başlayacağım işi. Sonra bugün taze fasulye yapacağım inşallah. Taze fasulyelerimi ayıkladım, yıkadım. Sadece tencereye konacak. Sonrasında biber közledim. Airfryer'a attım. Orada közledim. Onları da böyle minik minik doğrayacağım. Bir kısmını eğer çok olursa buzluğa sallayacağım. Bir kısmını da bu akşam belki meze tarzı yeriz diye düşünüyorum. O zaman işlerimize başlayalım. Valla bugün de ders çalışacağım. Planımı yaptım kafamda. Kedinin kumu temizlenecek. Ha, bu arada hava soğuktu. Biz böyle peluşlara geçtik. Bu arada bu benim 4-5 sene mi? Yo, 7 sene önce giydiğim peluş. O zaman bile dardı, şu an kolları bol gelmeye başladı. Önü falan da kapanıyor. Bayağı bir zayıflamışım yani. Neyse. O zaman şimdi başlayalım burayı beraber temizlemeye. Sonrasında da yemeğe geçelim. Bugün böyle birlikte olalım istedim. Çünkü ben kamera arkasında bir sürü iş yapıyorum. Ama hiçbirini çekesim gelmiyor. Hep aynı şeyleri yapıyormuşum gibi görünüyor ama birçok şey oluyor yani hayatımda. Bugün dedim ki hadi beraber olsun. Bir günlük benle vlog olsun. Buranın tozu bittikten sonra da kedinin kumunu temizlemeye geçeceğim. Kedinin kumunu temizleyeceğim. Bir de orayı halledeyim. Orayı da iki günde bir temizlemeye çalışıyorum. O şekilde. Zaten küreği var, onu alıyorum, poşete atıyorum. Sonrasında ağzını bağlıyorum. Orada kısacık bir işim var. Hadi lafı çok uzatmayalım. İşe geçelim.
süpürgeyi çalıştırdım. O şimdi burayı süpürecek benim yerime. Kitaplarımı düzenledim. Tozlarını aldım. Ondan sonra şöyle koltukların üstündeki kırıntıları yerlere attım. Bu benim günlük temizliğim, belirteyim. Sonra izliyorsunuz. Bu ne biçim temizlikte, şunu şöyle yaptın da falan diyorsunuz. Yani gün içinde yapmam gerekenler. Bütün tozları aldım. Şuradaki hasır sepeti kitaplığa koydum. O resmi de oraya koydum. Öyle bir düzenleme yaptım. Şimdi robot süpürge burayı süpürürken ben de şu koku makinemi açayım. Ne zamandır çalıştırmıyorum. Buranın böyle bir havası değişsin. Bura bu şekilde oldu. Zaten biraz sonra ders çalışmaya oturacağım. O yüzden orayı toplamadım, masayı. Masa dağınık. Burada aklımdan çıkmış oldu. Şimdi nereye gidiyoruz? Mutfağa. Bu arada arkadaşlar terledim ve montu çıkarttım. Çünkü güneş çıktı. Görüyorsunuzdur, anlıyorsunuzdur. Şimdi ben airfryde bu biberleri közledim. Bunların kabuklarını soyacağım. Hemen dilimleyip ondan sonra buzluğa atacağım bunu. Sonrasında dediğim gibi taze fasulyeleri yıkadım. Sadece bunun da işte soğanlı falan koyup yemeğini yapacağım. Bugün 2-3 de bulaşık var, onları koyayım hemen. Sonra burada da işim bitecek. Aslında büyük işimin çoğunluğu yatak odası tarafından. Giyim odası çok fena durumda. Orada temizler, kirliler birbirine karışmış halde, öyle söyleyeyim size. Temizleri alacağım, onları katlayacağım, ütüleyeceğim. Bugün yapar mıyım bilmiyorum. Bugünkü planım da sadece yemek yapmak, o odayı temizlemek, ders çalışmak, bir de kedinin kumunu temizlemek var. Fasulyeleri kavuruyorum. Ay şu kısmı kalmış.
O kadar sertti ki fasulye, anlatamam size. Bıçak bile zor kesti. Ben de kendime şöyle canım biber çekti. İki tane ya da bir buçuk tane biber var herhalde burada. Böyle iki kaşık da yoğurt koydum. Şimdi bunları yiyeceğim. Çünkü saat 3 olmuş ve ben gerçekten çok acıktım. Normalde bu haftaki diyet listemde öğlen yemeği yok. İki ara öğünüm var. Ama bugün gerçekten dayanılmaz derecede açım. Şu şöyle olabilir suyum. Kendi suyum sarar belki. Şunu kapatacağım. Fasulye hazır. Bu arada iki tane daha kırmızı biber vardı, büyük büyük. Onları da yıkadım, şimdi airfryer'a attım. Onlar da orada oluyor. Ben de o arada şu öğlen yemeğimi yiyeyim. Sonra artık burayı toplarım ve bugünlük işimi bitiririm. İş bitmez de bugünlük mutfaktaki işim biter. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Sonunda planladığım bütün işler bitti. Yemeğimi yaptım. Ondan sonra biber nerede? Bu arada üstüme de su döktüm. Şuraya şöyle aşağı kadar. Şöyle bir biber çıktı. Son biber çok büyüktü. Onun kabuklarını ayırmak biraz zor oldu. Herhalde tam pişmemiş anladığım kadarıyla. Neyse şöyle bir biberim var. Şimdi bunu buzluğa atacağım. Mutfağı temizledim. Şöyle evi üstünden yalandan süpürdüm. Ama gerçekten silinmesi de gerekiyor. Yalnız halim kalmadı. Balkon sezonunu kapattım artık. Dün yağmur yağdı. Minderlere gelmedi ama yine de bir rüzgar esinde gelmeyecek anlamına gelmiyor. Bu arada ben cam sildim ya, Hakan demişti kesin yağmur yağacak diye. Bir gün sonra hemen yağmur yağdı. Valla bilseydim ben daha önceden silerdim camları. Çünkü gerçekten bu sene güneşten çok bunaldım. Şu an olduğu gibi. Şu an yine bastı ter yani. Sabahtan montumuzla geziyoruz. Öğleden sonra böyle yine
ter içindeyim. Neyse. Buna da şükür. Yani ben ne soğuğu severim ne sıcağı severim. Ben ara iklimlerin insanıyım yani. Baharları severim. Böyle şu an bana çok sıcak geliyor hava. Bu arada Nilhan beni kandırmış, uyumadı bugün hiç. Babasıyla yatmıştı, 10 dakika uyudu. Ondan sonra bir daha kalkış, o kalkış. Saat 7'de kalkmış sabah. Bir de ilaç veriyorum. Biraz hasta gibi, geçen videomda da söylemiştim, ilerlemesin diye. İlaçla normalde uyku yapıyor ama Nilhan'da pek bir etkisi olmadı. Neyse, belki biraz sonra uyur. Onun karnı falan toktu. Ben de biberden yedim, çok lezzetli. Şöyle azıcık üstüne tuz serptim. O gördüğünüz yoğurtla onu yedim. Bir dilim de ekmek yedim yanında. İçim tutsun diye. Çünkü bu ara gerçekten çok acıkıyorum. Evet, kedinin kumu kaldı. Onu da yaparsam benden iyisi yok. Anam, kediyle kim gelmiş? Bebeğini mi sardın? Acık gidin de Tyson görünsün. Kundak mı yaptın Tyson'ı? İlhan ayağına çorap giy anneciğim, hadi koş. Şıklık yaptım. Yani anlayacağınız bizde durumlar böyle. Balkon minderlerinin de kılıflarını kıyıp onları da kaldıracağım. Birkaç tane paspasım var. Onları hep beraber atarım. Bir de balkon halısına. Yalnız deterjanım az. O yüzden önemli bir şey çıkardı. Hiçbir çamaşır bile yıkamıyorum. Hangisi çıkarsa. Nilhan, orası pis anneciğim. Yıkanmadı balkon. Balkon dün yağmur yağdığı için de çamur içinde. Neyse. Böyle arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Bu arada yemeğim pişti mi ki? İyi, kokusu düzelmiş. Gerçekten fasulyeden tiksindim. Bu sene hiç doğru düzgün fasulyeye denk gelmedik. Bir ya da ikidir. O yüzden böyle ilk yaptığım gün yersem yiyorum. Bir daha asla ağzıma sokamıyorum. Hakan bitiriyor. Yine Hakan'a bir tencere fasulye. Şunu da buzluğumuza kaldıralım. Buzdolabımızı da sildik. Bulaşık makinemizi de çalıştırdık. Artık gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.